Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 90 günde AYT Fizik kampımızın 4. gününün 2. videosuyla birlikteyiz. Bu videoda ne yapacağız? Bağlı hareketin soru çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani test 2'yi çözeceğiz. Birbirinden güzel 13 tane soru çözeceğiz. Ve bağıl hareketle ilgili bilgilerimizi iyice pekiştireceğiz. Şimdi AYT Fizik kamp kitabından sayfa kaçta başlıyor hemen açalım. Sayfa 27. 27, 28 ve 29. sayfadaki soruları bu videoda birlikte öğreneceğiz. Hadi bakalım, hazırlıklarınızı yaptıysanız kendinize şöyle çayınızı ya da kahvenizi aldığınızı düşünüyorum. Şöyle güzel güzel, zevkli zevkli bir ders yapalım. Soruların farklı yöntemlerini de sizlere göstereceğim. Yani sadece böyle 13 tane soruyu hoca çözecek, hemen bitirecek şeklinde lütfen düşünmeyin. Benim amacım o değil. Benim amacım farklı tarz soru olursa işte şöyle olursa ne olur? Böyle olursa ne olur? Sana onları da anlatmak istiyorum. Evet artık yüksek bir enerjiyle birinci soruya başlayalım efendim. X, Y, Z araçları birbirine paralel yollarda gösterilen konumlardan sabit hızlarla harekete geçiyor. Z aracındaki gözlemci X aracının durduğunu, Y aracının ise kendisine zıt yönde hareket ettiğini görüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi bütün ihtimalleri düşüneceğiz çünkü soru bize olabilir diyor. Kesinlikle sorularında da bütün ihtimalleri düşünmemiz gerekiyor. Bunlar tehlikeli soru tarzlarıdır. Şimdi canlar bir kere Z aracındaki gözlemcinin X aracını durduğunu görüyor dediği anda sen diyeceksin ki iki araç birbirini duruyor olarak görmesi için hızlarının yönleri de aynı olması lazım, büyüklükleri de aynı olması lazım. Yani X aracı eğer sağa doğru V ile gidiyorsa Z aracı da sağa doğru V ile gitmesi gerekiyor. Ya da X aracı sola doğru V ile gidiyorsa Z aracı da sola doğru V ile gitmesi gerekiyor. Yani bu iki ihtimal de olabilir. Yani ben bunların ne tarafa gittiklerini bilmiyorum ama ben diyelim sağa doğru gitsinler diyerek soruyu çözeceğim. Şimdi Z aracındaki gözlemci Y aracına baktığında kendisine zıt yönde hareket ettiğini görüyor. Yani bakan kişi z olduğu için z'yi çıkartacağız. Hani bakan gözü çıkart. Dolayısıyla y'nin hızından z'nin hızını çıkarttığımda z'nin hızına zıt yönde bir sonuç çıkıyor. Şimdi z'nin hızı sağa doğru olduğuna göre buna zıt yön ne demek? Bu işlemin sonucu sola doğru çıkıyor anlamına geliyor. Şimdi ben eksi z'yi biliyorum değil mi? Sonuçta benim elimde z var. Eksi z ne demek? Z'yi ters çevir demek. Z'yi sağa doğru v yapıyorum ama eksi z sola doğru v anlamına geliyor. Şimdi bu işlemin sonucunun sola doğru çıkması için iki tane ihtimal var. Ya buradaki y'nin hızı sola doğru v işte ne bileyim v'dir, 2v'dir, 3v'dir hiç fark etmiyor. Eğer y'nin hızı sola doğru ise buradaki hızımız v de olabilir, 2v de olabilir, 3v de olabilir. Hiçbir şekilde önemi yok. Yani y'nin hızının sola doğru olması durumunda değeri 3V de olabilir, 1V de olabilir. Önemi yok. Çünkü zaten Z'den dolayı sola doğru 1V var. Y'den dolayı da küçük bir şey gelse de olur. Büyük bir şey gelse de olur. Yani bu işlemlerin sonucu her türlü neyi verir? Sola doğru bir sonuç verir. Yani sağlar denklemi. Doğru mu? Doğru. Şimdi birinci yargı diyor ki y aracının hızı en büyüktür diyor. Ya yani bu olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Bak ben Y'nin hızına 3V dedim. X ve Z'nin hızına da V dedim. Y aracının hızı en büyük olabildi mi? Evet, olabildi. Peki X ve Z araçlarının hızları birbirine eşittir. Zaten birbirini duruyor olarak görmeleri için bu %100 doğru. 3 araç da aynı yönde hareket etmektedir. Ya böyle bir ihtimal olabilir mi? Evet gençler, bu da olabilir. Peki hocam bu nasıl olur? Biz buradaki Y aracını sola doğru 3V yaptık. Peki sağa doğru gidebilir miydi Y aracı? Evet gidebilirdi. Eğer Y aracı sağa doğru gitseydi hızının V'den küçük olması gerekiyordu. Yani sağa doğru bir V bölü 2 yaparsak bu işlemin sonucu ne çıkacak canlarım? V'den V bölü 2'yi çıkartacağız ve bu işlemin sonucu sola doğru V bölü 2 olarak çıkacaktır. Yani bizim de zaten sola doğru çıkmamız gerekiyordu. İşte size sola doğru çıktık. Yani Y aracı eğer sağa doğru gidiyorsa hızının Z'den küçük olması lazım. Mesela V bölü 2 olabilir. Ama Y aracı sola doğru gidiyorsa az önce de size gösterdim. V'de olur, 2V'de olur, 3V'de olur, her şey olur. Dolayısıyla 3 aracın da aynı yönde gitme ihtimali var mıymış? Evet, 3 araç da aynı yönde gidiyorsa Z aracının hızı X aracının hızına eşit. Ama onlar Y'den kesinlikle büyüktür. Ama 3 araç aynı yönde gidiyor şartı yoksa o zaman Y aracı herkesten büyük olabiliyor. Herkesten küçük de olabiliyor. Sorun değil. Yani sola doğru gittiğinde hiçbir problem olmuyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Size bir sürü ihtimali göstermek istedim. O yüzden biraz uzun sürdü. Şimdi sabit hızlarla doğu yönünde ilerleyen PR ve S araçlarının bak doğu yönünde gittiklerini bana söyledi. Şimdi T1 yani 0 anında harekete başlarken aralarındaki uzaklıklar 2d ve d'dir. T anında yani aradan T'ye kadar süre geçiyor. R aracı yine ortada, S aracı önde olacak şekilde. Yani bu görünüm değişmiyor. Ancak aralarındaki uzaklık d ve 2d oluyor. Yani bu mesafe d'ye iniyor, bu mesafe ise 2d'ye çıkıyor. Şimdi ben bu mesafenin artmasından dolayı şunu anlıyorum. S aracının hızı büyüktür R aracının hızından. Çünkü giderek mesafe açılıyor. Ama arka taraftaki mesafenin giderek azalması bana şunu anlatıyor. Arkadan gelen aracın hızı daha fazla. Arkadan gelen aracın hızı daha fazla olmasaydı fark giderek kapanmazdı. Demek ki P aracının hızı da R aracının hızından yine ne olmalı? Büyük olmalı. Yani VP büyüktür, VR diyeceğim. Şimdi burada dikkat ederseniz araçlar için aynı süre geçiyor. Yani T kadar süre geçtiğinde buradaki fark D kadar artıyor. T kadar süre geçtiğinde buradaki fark da D kadar azalıyor. Bunun tek bir açıklaması var. S ve P'nin hızları birbirine eşittir. Bakın ne demek istiyorum? Mesela bunun hızı 2V'dir. Bunun hızı zaten küçük olmak zorundaydı. V'dir. Bunun hızı da 2V'dir. Ya hocam bunu nasıl anladınız? Şöyle anlıyorum. Şimdi P ile R aracının hızları farkı ne? 2V'den V'yi çıkart V kadarlık bir fark var. İşte bu V kadarlık fark T sürede D mesafesini kapatıyorsa, yani 2D'den D'ye iniyorsa. Bu sefer de diyeceğim ki S aracının R aracından hızı V kadar büyük olmalı ki T sürede D kadar daha arası açılsın. Yani kısacası buradaki S ve R arasındaki hız farkı ne kadarsa P ile R arasındaki hız farkı da o kadardır. Çünkü bu D kadarlık bir mesafe kapatıyor. Bu da D kadarlık bir mesafe açıyor. İşte bundan dolayı S aracınınızı R'den ne kadar büyükse P aracının hızı da R'den o kadar büyüktür canlarım. Evet, en önemli yer burasıydı. P'den bakan gözlemci R'nin doğuya gittiğini görmektedir. Kim bakıyor P. O zaman R'den P'yi çıkartıyorum. R'nin hızı sağa doğru V idi zaten. Önünde eksi olduğu için P'yi ters çeviriyorum. Sağa doğru 2V idi. Sola doğru 2V oldu. Dolayısıyla bu işlemin sonucu sola doğru 1V çıktı. Yani doğuya doğru gittiğini görmektedir diyor. Hayır. Bu yön batı yönüdür. Yani sola doğru gittiğini görür. Bu yanlış. S'den bakan gözlemci P'nin durduğunu görmektedir. Çünkü S'nin hızı da P'nin hızı da aynı. Yönleri de aynı. Hızlarının büyüklükleri de aynı. Tabii ki de bunlar birbirini duruyor görür. R'den bakan gözlemci S'nin doğuya gittiğini görmektedir. R bakıyorsa R'yi çıkartacağız. Yani S eksi R işlemi yapıyorum. S'yi olduğu gibi yazacağım. Yani sağa doğru 2V olarak yazacağım. R'yi ters çevireceğim. Sağa doğru V'yi ters çevirirsem sola doğru V olur. Bu işlemin sonucunda kim kazanır? Tabii ki de 2V kazanır. 2V'den V'yi çıkartalım. Sonuç sağa doğru V'dir. Yani hangi yönde? Doğu yönünde. Zaten burada da doğu diyor. O zaman bu doğru. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 D şıkkı olmaktadır canlarım. Şimdi üçüncü soruya geldik. Şöyle siz bir soruyu okuyun. Ben bir yudum çay alayım. Bize diyor ki akıntı hızının VA olduğu nehirde bir kayık suya göre hızının büyüklüğü aynı olmak şartıyla P noktasından R noktasına 24 saniyede geliyor. R noktasından P noktasına da 60 saniyede geliyor. Buna göre kayık P noktasından kendini akıntıya bıraktığında R noktasına kaç saniyede gelir diyor. Şimdi canlar P noktasından R noktasına giderken buradaki hızımız bizim V olsun. Biz şimdi akıntıyla aynı tarafta yüzüyor. Aynı tarafa gidiyoruz. Dolayısıyla akıntı bizi destekliyor. Yani buradaki x mesafesi hani yol eşittir hız çarpı zaman diyoruz ya. Buradaki x mesafesi eşittir. Hızımız bizim burada akıntı ve yüzücünün hızının toplamı olacak. Dolayısıyla v artı va diyeceğim. Buradaki hıza v artı va diyeceğim çarpı süre. Soru bana giderken süremin 24 olduğunu söyledi. Hemen bunu yazdım. Şimdi ben dönerken akıntıya zıt yönde yüzüyorum. Dolayısıyla v'den va'yı çıkartacağım. Ama dönerken de yolum aynı. Aynı yolu dönüyorum. İşte şimdi de v eksi v a yapacağım. Fakat bu sefer süremin 60 olduğunu söylüyor. Şimdi bu da x bu da x olduğu için bunlar birbirine eşittir canlar. Dolayısıyla ben bunları birbirine eşitleyeceğim. Ama önce bir sadeleştirme yapalım. 24'ü e 12'ye bölelim 2. Bunu 12'ye bölelim 5. Şimdi bunu dağıtıyorum. 2 tane v yapar değil mi bu? Yani şöyle yaptım aslında. v artı v a çarpı 2 eşittir. V eksi VA çarpı 5 diyorum ve bunları dağıtıyorum. 2'yi böyle içeri dağıttım. 2V artı 2VA eşittir. 5V eksi 5VA yapıyor. Eksi 5VA karşıya geçtiğinde artı 5VA yapar. Yani 7 tane VA olur. Bunu da karşıya eksi diye atalım. 2V 5V'den çıkarsa 3V kalır. Şimdi artık bir değer verme zamanı geldi. Şimdi biz buradaki V'ye diyelim ne diyelim? Mesela 7K diyelim, bir değer verelim. Buradaki VA'ya ise 3K diyelim, eşitlik olsun. Hani 7 kere 3, 21. 3 kere 7, 21. Artık soru bitti. Biz bir kere yolumuzu bir bilelim. Bizim yolumuz neydi? V artı VA çarpı 24. E ya da işte V eksi VA çarpı 60. Herhangi bir tanesini yerine koyacağız. V yerine 7K yazıyorum. X eşittir 7K artı V akıntı yerine 3K yazıyorum. Çarpı 24 diyorum. Bizim yolumuz bu kadar. Dolayısıyla 7, 3 daha 10 yapıyor. 24 ile çarparsak 240K kadarlık benim bir yolum var. Şimdi soru bana diyor ki kayık P noktasından kendini akıntıya bırakırsa. Yani hiçbir şekilde kayığın kendi hızı yok. Sadece ve sadece akıntının hızıyla hareket edecek. E ben akıntının hızının 3K olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 3K hızıyla gidiyor. Yine aynı denklem. Yani hız eşit yol eşittir hız çarpı zaman. Yolumuz zaten x. Yani yolumuz 240k. 240k eşittir hız çarpı zaman. Hızımız akıntı hızı. Yani 3k çarpı zaman. Ve buradan k'lar gidecek. 3'ü de 40, 240'a bölü diye atacağız. Ve buradan sürenin 80 saniye olduğunu bulacağız canlarım. Cevabımız A şıkkı oldu. Çok güzel bir soruyla devam edelim. Sabit hızla akmakta olan ırmağın kıyısındaki O noktasından yüzmeye başlayan KLM yüzücülerinin suya göre hız vektörleri veriliyor. K yüzücüsü karşıya P noktasından çıktığına göre L ve M yüzücüleri hangi noktadan karşıya çıkar diyor. Şimdi canlar bir kere burada eğer akıntı olmasaydı K yüzücüsü karşıya nereden çıkacaktı? Şöyle dikkatli bir şekilde çizdiğimizde buradan çıkması gerektiğini görüyorum. Peki nereden çıkmış? Soru bana diyor ki P noktasından çıktı diyor. Yani K'yı ta buraya kadar sürükleyen kimdir? Akıntıdır. Yani bir birim, iki birim, üç birim. K yüzücüsünü akıntı üç birim sürüklemiş. Sağa doğru sürüklediği için ben burada diyeceğim ki demek ki akıntı sağa doğrudur diyeceğim. Ama akıntının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yani akıntıya bir birim diyemem. Neden diyemem? Çünkü eğer akıntı bir birim olsaydı K'nın ucuna böyle eklerdim. O zaman bileşkesi buradan buraya doğru olurdu. Ve K nereden karşıya çıkardı? R'den karşıya çıkardı. Ama soru bana K'nın R'den karşıya çıktığını falan söylemiyor. Nereden çıkıyormuş? P noktasından çıkıyormuş. Demek ki akıntımız sağa doğru bir birim değil. Birden daha küçük. Ama kaç olduğuyla uğraşmayacağım. Farklı bir yöntem sana göstereceğim. Şimdi K yüzücüsü karşıya kaç hamlede çıkar? Bak birinci hamle, sonra ikinci hamle, üçüncü hamle, dördüncü hamle. Bu demektir ki 4T sürede karşıya çıkar. Şimdi bizim denklemimiz yol eşittir hız çarpı zaman değil miydi canlarım? Yolumuz ne? Akıntı bizi ne kadar sürükledi? 3 birim sürükledi. O zaman yolumuz 3 birim. Peki buna neden olan hız kim? Akıntının hızı. Yani bizim bu 3 birimden sorumlu olan tek hız akıntının hızı. Başka da bir şey değil. Peki akıntının hızına VA diyorum. VA çarpı zamanıma da 4T diyorum. Çünkü ben 4 adımda karşıya çıktım. Şimdi gelelim L yüzücüsüne. L yüzücüsü kaç hamlede karşıya çıkıyor? 1 ve 2. Dolayısıyla bu 2T sürede karşıya çıkar. Akıntı da onu 2T süresi boyunca sürükler. Şimdi diyorum ki akıntı seni ne kadar sürükleyecek bakalım diyorum. O diyor ki aynı akıntı dolayısıyla akıntının hızı değişmiyor. Ama diyor benim sürem 2T. Dolayısıyla 4 tane VAT 3 birim yapıyorsa 2 tane VAT onun yarısı yapmaz mı? Yapar. Yani bunun yarısı nedir? 1.5 birimdir. Yani 3'ün yarısını aldık ve 1.5. Yani sağa doğru 1.5 kaydıracaksın. Bak 1.5. Yani P ile R'nin tam arası. O zaman cevap ya denizli ya edirne oldu. Şimdi M yüzücüsü kaç hamlede karşıya çıkıyor? Dikkat edin birinci hamlesini yaptı. Bu 1T demek. İkinci hamlesini yapamaz. Çünkü 3 birim yaparsa buraya gelecek. İkinci hamlesinin 3'te birini yaptı. Çünkü kendisi 3 birim ama o 1 bir birim gitti. Yani ben buraya T dersem buraya T diyemem. Burası onun 3'te biridir. Yani T bölü 3'tür. Dolayısıyla T artı T bölü 3 kadar suda kaldı. Yani bir T var zaten 3 birim gitti. 3 birimi t sürede gidiyorsa 1 birimi de t bölü 3 sürede gider. Toplamda ise t artı t bölü 3 süre. Yani 3 kere t 3 t artı 1 t 4 t bölü 3 kadarlık bir süre var. Şimdi aynı şeyi denklemi yapıyorum. Diyorum ki akıntı seni ne kadar sürükledi? Akıntının hızı zaten aynı değişmiyor. Peki süre ne? 4 t bölü 3. Arkadaşlar dikkat edin. 4 veya t'yi biz biliyor muyuz? Evet biliyoruz. 4 veya çarpı t'nin sonucu 3 çıkıyordu. O zaman ben şu gördüğüm 4 veya t yerine 3 birim yazabilir miyim? Yazabilirim. Altta da bölü 3 var bunlar gidiyor ve sonuç 1 birim. Yani 3'ler gidince 1 kalıyor yerinde. Dolayısıyla bizi ne kadar sürüklemiş? 1 birim. Ne tarafa? E tabii ki sağa. Akıntı sağa doğru. İşte bunu 1 birim sürükler ve bu s noktasından karşıya çıkar. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Yani ortanın biraz üzerinde bir soruydu. Çünkü akıntının hızını tahmin edemiyoruz. Akıntının bizi ne kadar sürüklediğinden yola çıkarak soruyu çözüyoruz. Canlarım selam. Güncellenen sorulardan bir tanesiyle birlikteyiz. Gerçekten çok güzel bir soru. Beşinci soruyu dikkatle dinleyelim. Bir koşu yarışında Ali Ata ve Berk adlı sporcular yatay hareket doğrultularını değiştirmeden şekildeki sabit hızlarla ok yönünde koşarken bir kamerada sabit hızda ok yönünde hareket ederek sporcuların görüntülerini canlı olarak yayınlamaktadır diyor. Yarışı televizyondan izleyen durgun izleyiciler Ali'nin ve Atan'ın ok yönünde hareket ettiğini, Berk'in ise durgun olduğunu gözlemlediklerine göre verilen hızlardan hangilerinin yönü aynı olabilir diyor. Şimdi canlarım bağıl harekette bizim önemli olan sloganımız neydi? Bakan gözü çıkart. Yani kim bakıyorsa onu çıkartmamız lazım. Peki burada kim bakıyor? Tabii ki de kamera bakıyor. Çünkü seyirciler kameranın verdiği görüntüyü izliyorlar. Tamam seyirciler duruyor ama seyircilerin izlediği görüntüyü bize kamera veriyor. Dolayısıyla bu yarışı seyreden aslında seyirciler değil kameradır. Yani kamera bakıyor olaylara. Dolayısıyla bakan göz kameranın ta kendisidir. E biz de bakan gözü çıkarttığımıza göre kamerayı çıkartmamız gerekiyor. Yani vektörel olarak bir çıkartma işlemi yapacağız. Şimdi kamera sağa doğru gidiyor. Ben bunun hızına vk diyeceğim. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ali de sağa doğru gidiyor. Bunun hızına da V Ali diyelim. Atanın hızı da sağa doğru. Berk'in hızı da sağa doğru. Şimdi kamera Ali'ye ve Atay'a baktığında onların ok yönünde gittiğini görebilmesi için kameranın hızı daha küçük olmalıdır. Neden? Çünkü kamera bakıyor. Kime bakıyor? Ali'ye. O zaman kamerayı çıkartacağız. Yani Ali'nin hızından vektörel olarak kamerayı çıkarttığımız zaman sonucun ok yönünde olması lazım. Bu şu demek. Ali'nin hızında herhangi bir eksi yok. Çünkü önünde bir işaret yok. O zaman Ali'nin hızını olduğu gibi alacağım ama kameranın hızını ters çevireceğim buradaki eksiden dolayı. Kamera sağa doğru gidiyor o zaman hızını sola doğru yapacağım. Bunun hızı küçük olmalı ki bu işlemin sonucu sağa doğru olabilsin. Eğer burada kameranın hızı büyük olsaydı sol taraf kazanırdı ve burada sola doğru olurdu. Ben buradan şunu anlıyorum. Kesinlikle Ali'nin hızı kameranın hızından daha büyüktür. Bunu buldum. Peki aynı mantık ata için de geçerli olduğuna göre yani ata için aynı şeyi yapacağım. Kamera ataya baktığında onun ok yönünde gittiğini görüyor. O zaman atanın hızından kameranın hızını vektörel olarak çıkarttığında sonucun sağa doğru olması gerektiğini biliyorum. O zaman atanın hızı bu kadarsa kameranın hızını ters çeviriyorum. O küçük olmalı ki sağ taraf ne yapsın kazansın. Ben buradan şunu anladım. O zaman atanın hızı da kesinlikle kameranın hızından daha büyüktür ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yani Ali de kameradan büyük, ata da kameradan büyük ama Ali ve ata ne kadar olduğunu bilemem. Yani Ali daha hızlı, ata yavaş olabilir. Ya da ata hızlı, Ali yavaş olabilir. Bilemiyorum. Sadece ikisinin de kameradan daha hızlı olduğunu biliyorum. Şimdi bana diyor ki Berkin ise durgun olduğunu gözlemliyorsun. Şimdi iki kişinin birbirini duruyor görebilmesi için aynı yöne ve aynı büyüklükte hızla ilerlemesi gerekiyor. Yani kamera Berk'e bakıyor. O zaman Berk'in hızından kameranın hızını çıkarttığım zaman durgun ne demek? Sıfır. O zaman bu işlemin sonucunun sıfır çıkması bunu karşıya atarız. Eksi artı diye geçer. Ve Berkin hızı ve kameranın hızının birbirine eşit olduğu sonucuna da varmış oluruz. Diyor ki hangilerinin hızları aynı yönlü olabilir diyor. Şimdi Ali'nin Atay'a göre hızı. Kim bakıyor? Ata. O zaman Atay'ı çıkartacağız. Yani Ali'nin hızından Atan'ın hızını çıkartacağım. Bunun bir yönü olacak. Bunun yönü ile diyor. Berk'in kameraya göre hızı. E Berk'in kameraya göre hızı sıfır. Çünkü ikisinin de hızının aynı olduğunu söyledik. Yani Berkin kameraya göre hızı, kamera bakıyor. O zaman Berk'ten kamerayı çıkartacağız, değil mi? Bunun sonucunun zaten sıfır olduğunu biliyorum. Yani bunun bir yönü yok. Peki hocam bunun yönü ne olabilir? Şimdi biz dedik ya Ali'nin hızını ve Ata'nın hızını tam olarak bilmiyorum. Ali Ata'dan büyük olabilir. O zaman sonuç ne olur? Ali'nin dediği taraf olur. Ama Ata daha büyük olabilir. Ata'nın yönü ters olduğu için çıkarttığımızdan dolayı o zaman da sonuç bu tarafa doğru olabilir. Yani bu işlemin sonucu sağa ya da sola olabilir. İkisi de mümkün. Ama Berk'in kameraya göre hızının bir yönü yok. Hani diyor ya hangilerinin yönü aynı olabilir? Ya bunun bir yönü yok bu duruyor. O yüzden bunun sonucu kesinlikle sıfırdır. Şimdi Ali'nin Atay'a göre hızı ile Atan'ın Berk'e göre hızı. Atan'ın Berk'e göre hızı nedir? Berk bakıyor. O zaman Berk'i çıkartacağız. Tamam. Atan'ın hızından Berk'in hızını çıkarttığımızda ne olacak bakalım. Şimdi atanın hızı kesinlikle Berk'ten daha büyük değil mi? Neden? Çünkü atanın hızı kameradan daha büyük. Örnek veriyorum atanın hızı 2V ise kameranın hızına da V diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Tamam. Şimdi kameranın hızına V dediğime göre Berk'in hızına da V diyecek miyim? Diyeceğim. Yani böyle bir ihtimal var. O zaman ben atanın hızını 2V gibi Berk'in hızını V gibi kamera ve Berk birbirine eşit olduğu için kamerayı da V gibi Ali'yi de Atadan daha hızlı kabul edeceğim. Örneğin 3V gibi düşünebilirim. Bir sakıncası yok. O zaman hadi bu işlemi yapalım. Vektörlerde çıkarma işlemi yapıyoruz. Başka bir şey değil. Atanın hızın olduğu gibi bana söyleyin. Atanın hızı sağa doğru 2V. Hemen şöyle yaptım. Sağa doğru 2V. Peki Berk'in hızı önünde eksi var ters çevireceğim. Sağa doğru V iken ters çevirdiğimde sola doğru V olur. Ve bu işlemin sonucunda ne kalacak? 2V'den V çıktı. Sağa doğru V çıktı. Yani ok yönünde değil mi? Sağa doğru görüyor. Peki diğerine bakalım şimdi. Ali'nin Atay'a göre hızı. Bu sefer Ata bakıyor Ali'ye. O zaman Ali'nin hızından Ata'nın hızını çıkartmam lazım. Zaten bunların hızlarını bilmediğim için bu işlemin sonucu sağa doğru da olabilir, sola doğru da olabilir. İki tane ihtimal var. Diyelim ki Ali'nin hızı büyük. Yani 3V. Atanın hızı da 2V. O zaman ters çevirince bu tarafa 2V olur. Ve kim kazanır? Tabii ki de 3V. Yani yine sağa doğru. Bakın ikisi de sağa doğru oldu. Yani aynı yönlü olabiliyor. Peki Berk'in Ali'ye göre hızı ile Atan'ın kameraya göre hızı diyor. Berk'in Ali'ye göre hızı. Kim bakıyor? Ali. Kime? Berk'e. O zaman Berki, Berk'e baktığı için Berk'in hızından Ali'nin hızını çıkartacağız vektörel olarak. Berk'in hızı kesinlikle Ali'den daha küçük. Biz bunu biliyoruz. Çünkü Berk'in hızı ve kameranın hızı birbirine eşit. Ali'nin hızı da kameradan büyük olduğuna göre... O zaman Ali'nin hızı Berk'ten %100 daha büyük. Tamam. Şimdi Ali'nin hızının önünde bir eksi var. Şimdi Ali sağa doğru gidiyordu ya. Eksi olduğu için Ali'nin hızını sola doğru göstereceğim ve büyük. Berk'in hızı sağa doğru ve küçük. Yani bu işlemin sonucu kesinlikle sola doğru çıkmayacak mı? Çıkacak. Peki, atanın kameraya göre hızı, hani diğer ifade, atanın kameraya göre kamera bakıyor. Zaten kamera ataya baktığında ok yönünde gördüğünü soru bize söylemişti zaten. Atanın kameraya göre hızı. O zaman atanın hızından kameranın çıkartacağım. Tamam. Atanın hızı zaten daha büyüktü. Kameranın daha küçüktü. Dolayısıyla bu işlemin sonucu da sağa doğru olacak. Bak bu sola doğru bu sağa doğru. Yani bunlar aynı olamaz. O yüzden bu da olamaz. Cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı oldu. Görüşürüz. Ahmet ve Mustafa alışveriş merkezinin 2 metre bölü saniye sabit süratle hareket eden merdivenlerinde merdivene göre merdivenle aynı yönde 1 metre bölü saniye süratle şekildeki yönlerde hareket ediyorlar. Buna göre Ahmet'in Mustafa'ya göre hızının büyüklüğü kaçtır diyor. Ahmet'in Mustafa'ya göre dediği için Mustafa bakıyor biz Mustafa'yı çıkartacağız. Hani demiştim ya sana göre kim haklı dediğimde sen yorumlamıyor musun? Yani göre dediğim kişi olaya bakan kişi. Mustafa'ya göre dediğine göre Mustafa bakıyor. Biz de bakan gözü çıkartacağımıza göre Ahmet'in hızından bizim ne yapmamız gerekiyor? Mustafa'nın hızını çıkartmamız gerekiyor. Yani şöyle yapalım. VA'dan VM'yi çıkartmamız gerekiyor soruyu çözebilmemiz için. Şimdi burada dikkat ederseniz Ahmet'in hızı 2 ve 1'den dolayı yani Ahmet'in yere göre hızı 3. Peki nereye? 30 derece açı yapacak şekilde 3. Hemen ben buraya bir koordinat ekseni şöyle çizmek istiyorum. Ve Ahmet'in hızını 30 derece açı yapacak şekilde 3 ile şöyle göstermek istiyorum. Burası 30 ve değeri de 3 metre bölü saniye. Peki Mehmet'in hızı ne? Mehmet'in hızı da aşağıya doğru bak dikkat et yöne. O da 2 ve 1'den dolayı o da 3. Yani Mehmet'in hızı da şu şekilde aslında 30 derece yapıyor x ekseniyle. Yani burası da 30 derece aslında ve değeri de 3 metre bölü saniye. Ancak ben Ahmet'in hızını aynen alacağım. Mehmet'in hızını ters çevireceğim. Çünkü burada eksi var. Mehmet'in hızını ters çevirmek demek bunun tam zıttını almak demek. Yani şöyle yapmak demek. Şuradaki açı yine 30 derece olacak. Ve bunun değeri de tabii ki yine 3 metre bölü saniye olacak. Yani değeri değişmeyecek ki. Dolayısıyla ben bu Mehmet'in hızını artık siliyorum. Çünkü ben onu ters çevirdim. Şimdi sorunun benden istediği cevap bu. Yani A hızını olduğu gibi al, ben aldım. M hızını ters çevir, çevirdim ve bu işlemi yap diyor. Şimdi ben sizlere vektörlerde bazı kurallar öğretmiştim. Ne demiştim? Eğer iki tane vektör birbirine eşitse, mesela bu da f ise, bu da f ise, aralarındaki açı da 90 ise, sonuç tam ortadan f kök 2 olur dedim. Eğer iki tane kuvvet ya da vektör birbirine eşitse, arasındaki açı 60 ise, sonuçları, yani bu işlemin sonucu, tam ortadan f kök 3 yapar dedim. Hatırladınız mı? Eğer iki tane kuvvet birbirine eşitse başlangıç noktaları da böyle bir arada olacak. İkisi de f kadarsa ve aralarındaki açı da 120 derece ise bu işlemin sonucu tam ortadan bir tane f yapar demiştim. İşte şimdi ona geldik. Burası 30 ise buraya 60 kalıyor. Burası da 30'dan dolayı burası da 60 yapıyor. İki tane hız var. Hız da zaten vektörel bir büyüklük. Burada bir tane 3 var. Burada da bir tane 3 var. Ve aradaki açıda 120 derece. Dolayısıyla 3 ve 3 vektörlerde tam ortadan bir tane 3'ü verir. Yani F ve F bir tane F'i verir. 3 ve 3 bir tane 3'ü verir. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oluyor canlarım. Şimdi ben bu soruyu size bir de farklı bir soru haline getirip anlatmak istiyorum. Mesela burası 37 derece olsaydı. Burası da 37 derece olsaydı. Bunların hızları da bir şekilde 5 yapsaydı. Yani diyelim merdivenin hızı 4, adamın hızı 1. Buradaki merdivenin hızı da 4, adamın hızı 1, 5 yapıyor. Şimdi Ahmet'in hızını bana gösterin dediğimde siz Ahmet'in hızının iki bileşenini de bana göstermeniz lazım. Yani Ahmet'in hızı çapraz bir hız olduğu için yani şu tarafa doğru şöyle bir hız olduğu için o hızı hemen şuraya şöyle yazıyorum. Dolayısıyla bu hızın aslında biz biliyoruz ki bir y ekseninde bileşeni var, bir de x ekseninde bileşeni var. Şimdi bu açı 37 derece. Haliyle şurası 37 derece. Şimdi hızımız da diyelim 5. Ben size 3 4 5 üçgenini anlatmıştım. Neydi 3 4 5 üçgeni? Açıları 37 olan, 53 olan ve 90 olan üçgen 3 4 5 üçgeniydi. 37 her zaman 3'ün katını görüyor demiştim. 53 her zaman 4'ün katını 90'da her zaman 5'in katını görüyor demiştim. Yani kosinüs ve sinüsle uğraşmamanız için. Şimdi ben burada hemen şöyle buradan aşağıya doğru bir çizgi indirdiğimde burada bir 3 4 5 üçgeni oluyor. 90'ın karşısı 5 37'nin karşısı 3'tür. Burası da 53 derece olacağı için 53 derecenin karşısı da 4'tür. Yani Ahmet'in hızının yukarı doğru 3'lük bir bileşeni var. Ve sola doğru da 4'lük bir bileşeni var. 3 ve 4'ten dolayı da bunun sonucu böyle 5 yapıyor. Tabi bunu siliyorum. Bu Ahmet'in kendi hızı. Tamam mı canlarım? Şimdi Mehmet'in hızına gelelim. Mehmet'in hızı da aynı şekilde şu tarafa doğru 5 olduğu için şöyle yapalım. Hatta 5'i buraya değil de şuraya yazmak istiyorum. Ve şu açıda 37 derece olduğu için ben burada hemen yine 3, 4, 5'i hatırlayacağım. Yani şunu böyle bir üçgene çevireceğim. 90'ın karşısı 5 ise 37'nin karşısı 3'tür. Ve buradaki 53'ün karşısı da 4'tür. Yani kısacası bu 5'in sola doğru bir dörtlük parçası var. Aşağıya doğru da bir üçlük parçası var. Bakın buradaki 3 aslında bu aşağı doğru olan üçlük parçası. Buradaki 4 de sola doğru olan parçası. Yani sola doğru 4 aşağı doğru 3. Soru bize diyelim dedi ki Ahmet'in Mustafa'ya göre hızı. Kim bakıyor? Mustafa. Yani Ahmet'in hızından Mustafa'nın hızını çıkartmam gerekiyor. Ahmet'in hızını olduğu gibi alacağım. Yani şöyle bir artı yapacağım iki boyutlu olduğu için Ahmet'in hızını olduğu gibi yazacağım. Ne yapacağım? Buraya 3, buraya 4. Ancak Mustafa'nın hızını ters çevireceğim. Mustafa'nın hızı sola 4 ya. Ben onu sağa 4 yapacağım. Şimdi bu aşağı 3 ya. Ben onu yukarı 3 yapacağım. Ters çevirmek bu demek. İşte bunlar gidecek ve sorumuzun cevabı yukarı doğru. Yani kuzey yönünde 6 olarak bulunmuş olacak. İşte böyle 37 53 gibi açılar olursa hızı bu şekilde bileşenlerine ayıracaksınız. Yani 3 4 5 üçgeninden yapmıyorsanız kosinüs ve sinüs. Hani kos 53 sin 53 onlarla çarparak bileşenlerini bulacaksınız. Bileşenlerini aynen böyle yazacaksınız ne tarafa doğru kaçsa. Daha sonrasında kimi çıkartıyorsanız onu ters çevireceksiniz. Olay bu kadar basit. Bu da belki karşınıza gelir diye anlatmak istedim. XYZ yüzücüleri Sabit hızla akmakta olan nehirde suya göre Vx, Vy ve Vz hızlarıyla aynı nehirde yüzmeye başlıyorlar. Buna göre Z yüzücüsü O noktasına ulaştığı anda X ve Y yüzücüleri hangi noktadadır? Şimdi Z yüzücüsünün O noktasına ulaşabilmesi için nasıl hareket yapması lazım? Şu şekilde bir hareket yapması lazım. Demek ki sağa doğru bir birimlik bir akıntı olmalı ki bizim yere göre hızımız şöyle olsun. Bu hızı bir kez daha tekrar ettiğimizde de ahanda böyle karşıya çıkalım. Yani biz bir kere buradan akıntının hızının sağa doğru 1 olduğunu anlıyoruz. Aynı akıntı buradaki x'e de etkeder, y'ye de etkeder. Yani x'e de aynı şekilde sağa doğru bir birimlik akıntı ekleyeceğiz. y'ye de sağa doğru bir birimlik akıntı ekleyeceğiz. Ve x'in yere göre hızını şöyle bulacağız. y'nin de yere göre hızını böyle bulacağız. Şimdi soru bize diyor ki bak, Z yüzücüsü O noktasına ulaştığı anda, yani o, o saniyede, şimdi Z yüzücüsünün O noktasına ulaşması için iki hamle yapması lazım. Burası 1T demek, burası da 1T demek. Yani 2T süre sonunda buraya geldi. O zaman Y yüzücüsü 2T süre sonunda nerededir? Dolayısıyla birinci T'de bu hamleyi yaptı. İkinci T'de aynı hamleyi yaptı ve nereye geldi? 3 numaraya geldi. Yani Y'nin 3 numarada olduğunu anlıyorum. X'e de iki hamle yaptırmam lazım. X'in birinci hamlesi bu. ikinci hamlesi de bu. Yani birinci T'de burada. ikinci T'de burada. Yani o da 2 numarada. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olur. Akıntısı veya olan bir ırmağın kenarından X, Y, Z noktalarından yüzmeye başlayan PRST yüzcülerinin suya göre hız vektörleri veriliyor. Bu yüzücülerin hangi ikisinin karşı kıyıya çıktıkları noktalar K'dan eşit uzaklıkta olamaz. Arkadaşlar, efsane bir soru. Yani kendine güvenen bu soruyu çözsün. Cevabını teste bakmadan, yani e, kitabın cevap anahtarına bakmadan yorumlara yazsın. Harbiden bu soruyu kimlerin çözdüğünü merak ediyorum. Güzel bir soru çünkü. Hangileri K'dan eşit uzaklıkta olamaz diyor. Bir kere bunların hepsi aynı sürede karşıya çıkar. Neden? Çünkü bunun da işte y eksenindeki hızı 1, zaten karşı kıyıya çıkış süresini y eksenindeki hız belirliyor. Mesela s'nin de y eksenindeki hızı 1, sola 1. Sola 1 önemli değil, aşağı 1. Yani y ekseninde 1 ile hareket ediyor. p'nin de y eksenindeki hızı 1, r'nin de dikkat ederseniz y eksenindeki hızı 1. Yani bunların hepsinin y eksenindeki hızları aynı olduğu için süreler bir kere aynı. Zaten akıntı olmasaydı anlıyoruz bak. İkinci hamle... Üçüncü hamle, dördüncü hamle. Dört hamle de çıkıyor. Mesela bu birinci hamle, ikinci hamle, üçüncü hamle, dördüncü hamle. Hepsi dört hamle de karşıya çıkıyor. Yani bir kere bizim burada süremiz kesinlikle aynı. Şimdi biz aynı sürede karşıya geçiyorsak akıntı bizi aynı miktarda etkiler. Yani ben de 5 dakikada karşıya geçiyorum sen de 5 dakikada karşıya geçiyorsun. O zaman akıntı seni 5 metre sürüklüyorsa beni de 5 metre aynı tarafa sürükler. Çünkü ikimiz de aynı sürede karşıya geçtiysek, su da aynı sürede kaldıysak suyun içinde, akıntı ikimizi de aynı miktarda saptıracak. Aynı miktarda kaydıracak. Şimdi diyor ki, P ile R'nin karşıya çıktıklarında K'dan eşit uzaklıkta olabilir mi? Şimdi şöyle bakıyorum. Akıntı olmasaydı P karşıya nereden çıkacaktı? da buradan çıkacaktı. Peki R nereden çıkacaktı? Bir bakıyorum ki o da buradan karşıya çıkacaktı. Ya şimdi normalde bunların K'ya uzaklıkları eşit değil. Mesela akıntı bunu 2 birim sola sürüklediyse, hani ihtimalleri düşünüyorum. Bunu da 2 birim sola sürükler. Dolayısıyla bunun K'ya uzaklığı 2 birim olur. Bunun K'ya uzaklığı 4 birim olur. Olmadı. Acaba cevap bu mu diyorsun? Yani bunlar eşit uzaklıkta olmadı. Ama aklına bir şey daha getirebilirsin. 5 birim sürüklediyse yani sola doğru. Bakın 1 2 3 4 5 Dolayısıyla buradaki R yüzücüsü 5 birim sürüklenirse tam olarak buraya geliyor. Peki bu arkadaşı da 5 birim sola doğru sürükle. Hani akıntı aynı tarafı aynı miktarda sürüklüyordu. İşte 1, 2, 3, 4, 5. Bu arkadaş da buraya geldi. Bu da K'ya bir birim, bu da K'ya bir birim. Yani bunların K'ya uzaklıkları aynı olabiliyor. Şimdi gelelim P ve S'ye. Hemen bunları siliyorum. P ve S'yi yapacağım. Şimdi P normalde nereye çıkmıştı? Hemen bunu zırank diye buraya çıkarttım. S normalde nereye çıkmıştı buraya çıkarttım. Şimdi diyorum ki eğer buradaki akıntı bizi bir birim sola sürüklediyse yani beni buraya sürüklemiş oluyor o zaman bunu da buraya sürüklemiş oluyor. Bunun uzaklığı kaç oluyor? 1, 2, 3, 4, 5. Bunun uzaklığına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Anında bu da oldu. Peki R ve T olabilir mi? Hemen siliyorum. Gerçekten çok güzel bir soru. R ve T'ye odaklanıyorum şimdi. R nereden çıkar karşıya? Akıntı sürüklemese burada. T nereden çıkar? İşte burada. Peki, eğer bunu akıntı sola doğru yarım birim sürüklediyse şuraya, bunu da sola doğru yarım birim sürüklemek zorunda, ne dedim? Akıntı aynı süre boyunca bunları etkettiği için aynı miktarda sürüklemek zorunda. Ama ne kadar olduğuna biz karar veriyoruz. Şimdi o zaman bu ne oldu? Bak dikkat et. K'ya uzaklığı 1, 2, 3, buçuk. Bu ne oldu? 1, 2, 3, buçuk. Yani böyle bir ihtimal de var. R ve S'ye odaklanalım şimdi. R ve S'ye acaba olacak mı? R nereden çıkacak? S nereden çıkacak? Hemen bunu buraya, bunu da buraya getirdim. Şimdi canlarım bak. Bunun uzaklığı bu tarafta 4. Bunun uzaklığı bu tarafta 4. Bunlar zaten şu anda eşit. Akıntı bunlara en ufak bir müdahale ederse karşıdan çıktıklarında K'ya uzaklıkları aynı olamaz. Mesela akıntı diyelim bir birim sağa götürdü. Bunu da bir birim sağa götürecek. Yani bu 4'ten 5'e çıkacak bir birim daha uzaklaştığı için. Bu da 4'ten bir birim yaklaştığı için 3'e inecek. Yani akıntı sağa doğru da sürüklese K'ya olan uzaklıkları aynı olamaz. Bu akıntı bunları sola doğru da sürüklese. Mesela bu sefer de sola doğru sürükleyelim. Hiç fark etmiyor yani. Diyelim bunu sola doğru iki birim sürükledim. Bunu da sola doğru iki birim sürükledim. Bunun uzaklığı bu kadar, bunun uzaklığı bu kadar. Yani aynı olamaz. Ne yaparsan yap aynı olamaz. Sorumuzun cevabı değişik. Aynı düzlemde hareket eden x, y, z araçlarının yere göre hızları veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi canlar eğer hızların başlangıçları aynı yerde ise ben size bir kısa yol öğretmiştim. Kim kime bakıyorsa ondan ona bakış atın demiştim. Yani mesela şurada bir A aracı var, şurada bir B aracı var. Bunların buralarda gözleri var. Mesela diyor ki bana A aracı B'yi nasıl görür? Kim bakıyor? A. O zaman A'dan B'ye doğru böyle bakıyorsun ve cevap bu. Yani formül, işlem hiçbir şey yapmıyoruz. Ama bunu yapabilmemiz için araçların hızlarının böyle aynı yerde olması gerekiyor. İşte burada hepsi aynı yerden başlamış. X aracının şoförüne göre Y aracı diyor. Yani kim bakıyor? X bakıyor x'ten y'ye bakış atacaksın. x'in gözleri burada, y'nin gözleri burada. x baktığı için x'ten y'ye böyle güzel, yakışıklı bir bakış attım. Ne oldu? Doğu. Yok, batı. Dolayısıyla bura doğu dediği için patates oldu. Bu yanlış. x aracının şoförüne göre z aracı. Yani bu sefer x z'ye bakıyor. x aracı z'ye baksın abi. x'ten z'ye bakış attığım aşağı doğru. Yani güney yönünde oldu. E burası da güney diyor bu doğru. Peki Z aracının şoförüne göre Y aracı X aracından daha süratlidir. Z aracının şoförüne göre. Yani bakışlarımı Z'den atacağım. Z'den önce Y'ye bir bakış atacağım. İsterseniz o bakışı şuradan şuraya doğru atayım. Çünkü Y'nin gözleri burada, Z'nin gözleri burada. E ben de Z'den Y'ye bakacağım için bu oluyor. Bayağı uzun bir hız. Büyük yani. Ama X aracına baktığında Z aracı nasıl bakıyor? Z aracından X aracına doğru böyle bir bakış atıyorsun. Çünkü Z'nin gözleri burada, X'in gözleri burada. Ben Z'den X'e bakıyorum. Yani şu kadarlık bir hız. E bu mu büyüktür? Bu mu büyüktür? Göz var, nizam var. Tabii ki de bu büyüktür. Dolayısıyla Y aracına baktığında X'ten daha süratli görür. Yani bu da doğru. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 denizi. Doğrusal bir yolda hareket eden T0 anında yan yana olan bu bilgi çok çok önemli. K ve L araçlarına ait hız-zaman grafikleri veriliyor. K ve L T0 anında aynı noktadan harekete başlıyorlar. K ve L araçlarının hareketi ve grafikte K'dan L'ye çizilen oklarla ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Şimdi 0 T arasında okların zamanla büyümesi cisimlerin birbirini hızlanıyor olarak görmesini ifade eder diyor. Şimdi canlar hız-zaman grafiğinde bir araç diğer aracı nasıl görüyor dediğinde o araçtan diğer araca doğru ok çizersin. Yani şunu yapıyorsun. K aracı L aracını nasıl görür? Hemen K aracının grafiğinden L'ye doğru bir çizik atıyoruz. İşte bu kadarlık bir hızla görür. Mesela burada bu kadarlık bir hızla görür. Burada bu kadarlık bir hızla görür. Burada bu kadarlık bir hızla görür. Yani önce V ile gittiğini görür. Sonra 2V ile gittiğini görür. Kafadan atıyorum. Sonra 3V sonra 4V. Yani giderek hızlandığını görür. Dolayısıyla 0T arasında okların zamanla büyümesi cisimlerin birbirini hızlanıyor olarak görmesini ifade eder. Evet, önce V ile görüyor, sonra 2 sonra 3 sonra 4 diye gidiyor. Okların büyümesi birbirlerini hızlanıyor olarak görmeleri anlamına geliyor. Bir de şöyle bir anlamı da var. Mesela K aracı doğu yönünde hareket ediyorsa, L aracı kesinlikle batı yönünde hareket eder. Çünkü grafiğin üst tarafı artı yönse, alt tarafı eksi yön. Hız zaman grafiğinde bu böyle. İşte şimdi Buradaki okların aşağıya doğru olması yani neyi gösteriyor? Batı tarafına gittiğini gösteriyor. Yani kısacası K aracı L aracını batıya doğru gidiyor görür ve giderek de hızlandığını görür. Hani V'den 4V'ye doğru. Ama burada batıya doğru gittiğini görmesi de önemli. Çünkü bu oklar aşağıya doğru. Bizim alt tarafımız batı olduğu için okların aşağıya doğru olması da batı yönünü söylüyor. Yani 0 T aralığında K aracı K aracı L'yi batı yönünde batı yönünde hızlanıyor görür. Arkadaşlar olayın yorumu bu. Hani farklı sorularda başka bir şekilde karşına gelir diye yapıyorum. Şimdi T 2 T arasında okların sabit kalması hareketlerin birbirini duruyor olarak görmesi. Hayır. Bunların birbirini duruyor görmesi için ikisinin de aynı yöne aynı hızla gitmesi lazım. Bir kere L aracı alt tarafta olduğu için eksi yönde hareket ediyor. K aracı üst tarafta olduğu için artı yönde hareket ediyor. Biri bu tarafa gidiyor, biri bu tarafa gidiyor. Bunlar birbirlerini duruyor, göremezler. Duruyor görmeleri için ikisi de aynı yöne ve aynı hızla gitmesi lazım. Yani bu kesinlikle yanlış. Peki hocam bu okların sabit olması ne anlama geliyor? Yani hızlanıyor ya da yavaşlıyor görmez. Sabit hızlı gittiğini görür. Ama oklar yine aşağıya doğru yani batı yönünde. Çünkü alt taraf bizim için batıydı. Yani batı yönünde. Batı yönünde. Sabit hızla gittiğini görür. Şeklinde yorumumuzu yapacağız. 0 2 arasında hareketler arasındaki mesafe zamanla artar diyor. Şimdi arkadaşlar mesafe tabii ki artar. Çünkü K aracı artı yönde hareket ettiği için. Yani bu tarafa doğru gittiği için. L aracı ise eksi yönde hareket ettiği için. Buna da L aracı diyelim. Bu da bu tarafa gittiği için aralarındaki uzaklık tabii ki de giderek artıyor. Yani bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3 D şıkkı. Peki arkadaşlar L aracı K'yı nasıl görür deseydi o zaman da L'den K'ya doğru okları çizmemiz gerekiyordu. Yani oklar bu şekilde olacaktı. Dikkat edin. Oklar yukarıyı gösterecekti. Biz şimdi K aracına eğer doğu yönünde gittiğini söylediyse soru bize L aracı diğer taraf olduğu için batı yönünde gidiyor. Buradaki oklar yukarıyı gösterdiği için sonuç doğu oluyor. Yani L aracı K'yı doğu yönünde gittiğini görür şeklinde yorumumuzu yapmamız lazım. Şimdi geldik 11. sorumuza canlarım. Güney yönünde ilerlemekte olan PRS araçlarının hızları VP VR VS'dir. P aracında duran bir yolcu yani P aracıyla hareket ediyor. R aracını kuzey, S aracını ise güney yönünde gidiyor olarak görmektedir. Bir kere bunların hepsinin güney yönünde hareket ettiğini söyledi. Yani bu P olsun canlar bu R olsun, bu da S olsun. Bunların hepsinin güneye doğru yani aşağıya doğru hareket ettiğini söyledi. Ama dedi ki R aracını kuzeye gittiğini görüyor. Yani P'ye bakıyor. Biz bakanı çıkartıyoruz. O zaman P'yi çıkartacağız. Yani R'den P'yi çıkarttığımızda sonucun kuzey olduğunu söyledi. Değil mi kuzey? Ama S'yi nasıl görüyor? Güney yönünde. Yani yine P'ye bakıyor. O zaman S-P işleminin ise güney olduğunu bize söyledi. Şimdi ben R'yi olduğu gibi almam lazım. R ne tarafa? Aşağıya doğru. Hemen buraya aşağıya doğru yazdım. P'yi ters çevireceğim. P aşağı doğruyken ters döndüğünde yukarı doğru olacaktır. Peki bu işlemin sonucu ne çıkmış? Yukarı. Yani kim kazanmış? Bu kazanmış. Demek ki P'nin hızı R'den büyük. Hemen buraya P R'den daha büyüktür demem gerekiyor. Şimdi buraya geldim. S'nin hızında artı var. Dolayısıyla S'yi direkt aşağıya doğru gösteriyorum. Bu S'nin hızı. P'nin hızında eksi var. Yani onu ters çeviriyorum. P'nin hızını ters çeviriyorum. Yani yukarı doğru. Peki sonuç nereye çıkıyor? Sonuç aşağıya doğru. Yani burada kimin dediği olmuş? Yani aşağı mı kazanmış yukarı mı? Aşağı. O zaman S'nin büyüklüğü P'den daha büyüktür ki aşağıya doğru bir sonuç çıksın. Yani S'nin hızı buradaki P'nin hızından daha büyüktür demem gerekiyor. P büyüktür R bunu bulduk. S büyüktür P bunu da bulduk. R büyüktür S diyor, hayır S büyüktür R. Çünkü S P'den büyük, P de R'den büyük. Yani şuraya şöyle S'yi yazabilirim. S P'den büyük, P de R'den büyük. Yani S R'den büyük olur, burada R S'den büyük demiş, bu yanlış. Cevabımız 1 ve 2 değişik oldu. Ve geldik 12. soruya, gerçekten efsane bir soru. Yanlış yaptıysan hiç üzülme, biraz zorlanman son derece normal. Ben sana mantığını şimdi anlatacağım. Akıntı hızı V olan bir ırmakta o noktasından şekilde belirtilen yönlerde yüzmeye başlayan 1 ve 2 yüzücüleri karşı kıyıya S noktasında varıyor. 1 ve 2 yüzücülerinin suya göre hızlarının büyüklükleri V1, V2 olduğuna göre V, V1 ve V2 arasındaki ilişki nedir? Yani akıntının hızıyla yüzücülerin hızlarını kıyaslamamı istiyor. Şimdi canlar burada yüzücülerin suya göre hızlarını soru bize net olarak vermemiş. Yani sadece onların hangi yönde hareket ettiklerini bana söylemiş. Hızlarının büyüklükleri hakkında bir birim var mı? Yok. Mesela bunu böyle tam çizmiş mi? Hayır. Ya da bunu böyle tam çizmiş mi? Hayır. Ondan dolayı ben bunların karşıya geçiş sürelerini kıyaslayamam. Yani bunun karşıya geçiş süresine T1 derim. Bunun karşıya geçiş süresine de T2 derim ama T1 ile T2 arasında yorum yapamam. Yani eşit olabilir, T1 büyük olabilir, T2 büyük olabilir. Hiçbir fikrim yok. Çünkü hızlarının büyüklükleri ben şu anda bilmiyorum. Şimdi canlar, burada eğer akıntı olmasaydı, birinci yüzücü karşıya nereden çıkacaktı? İşte tam olarak buradan karşıya çıkacaktı. Akıntı onun S noktasından çıkmasına neden olmuş. Yani onu bir birim sağa doğru sürükleyen hız akıntıdır. Yani akıntı dediği de V'dir. Şimdi diyeceğiz ki Aynı sürede. Yani T1 süresi boyunca yüzücünün kendi hızı hangi yolu alıyor? Buradaki 4 birimi yüzücü alıyor. Buradaki 4 birimi akıntının alma gibi bir şansı var mı? Hayır. Akıntı onu sağa doğru sadece sürüklüyor. Yani diyeceğim ki T1 sürede akıntı beni 1 bir birim kadar sürüklemiş. Ancak T1 sürede V1 dediğim hız 4 birimlik yol kat etmiş. Çünkü ben suda olduğum sürece akıntı beni sürüklüyor. Dolayısıyla aynı sürede beni bir birim o hareket ettiriyor. Aynı sürede V1 ise beni tam 4 birim hareket ettiriyor. Haliyle süreler aynı olduğuna göre kimin hızı büyükse onun da yolu büyük olur. Doğru mu? Yani V1 V'den daha büyüktür. Biz bir kere bunu kesinlikle anladık. Dediğim gibi süre aynı aynı sürede bir tanesi bir birim hareket ettirebilmiş bir tanesi ise dört birim hareket ettirmiş. Demek ki dört olan daha büyüktür diyor. Şimdi geldik ikincinin yorumuna canlarım. Şimdi burada da eğer akıntı olmasaydı biz nereden karşıya çıkacaktık? İşte buradan karşıya çıkacaktık. Akıntı bizi tam olarak şu kadar sürüklemiş. Yani ben sonuçta S noktasından karşıya çıktıysam akıntı beni tam 3 birim sürüklemiş. Şimdi diyeceğim ki T2 süresinde çünkü süre bu sefer T2 olsun. Akıntı yani V beni tam 3 birim kadar yol aldırmış. Yani 3 birim kadar sürüklemiş. Ama V2 dediğim hız yani V2 hızı nereyi bana aldırıyor? Yüzücünün kendi hızı sayesinde ben bu yolu almıyor muyum? Evet. Yani ben normalde yüzücünün hızıyla buradaki yolu alıyorum. Akıntı da bana buradaki yolu aldırıyor ve ben S'ye geliyorum. Yani V2 hızı hangi yolu almış? Buradaki L yolunu almış. Peki ben L yolunu nasıl bulacağım? L yolunu Pisagor bağıntısından bulabiliriz. Nasıl? Hemen buraya şöyle bir 90 indireceğiz. Dolayısıyla burada bir dik üçgen olacak. Dikkat edin arkadaşlar. Hemen şurayı siliyorum. Burada bir dik üçgen var. Dik üçgenin bir kenarı 2, bir kenarı 4. Biz nereye arıyoruz? Hipotenüsü. Yani 2'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir. L kare diyeceğiz. 4 artı 16 eşittir L kare ve buradan L'nin karekök içerisinde 20 olduğunu bulacağım. Yani ben diyeceğim ki T2 süresinde V2 hızı bana karekök 20 kadar yol aldırmış. Peki nasıl kıyaslayacağım? Birisi karekök birisi değil. Bunu da karekök alacaksın. Mesela 3 karekök içindeyken kaçtır? Yani karekök kaç dışarı 3 diye çıkar? 9. Yani ben bunu Karekök 9 olarak görebilirim. Bir sakıncası yok. Demek ki V2 20 kadar beni sürüklerken V dediğim hız beni 9 kadar sürüklüyor. Yani kim büyük? Tabii ki de V2 V'den büyük. Evet canlarım V1 de V'den büyük. V2 de V'den büyük. Sorumuz aslında hangisi olabilir şeklinde olsaydı daha güzel olurdu. Çünkü burada ben V1 ile v 2 kıyaslayamıyorum. Çünkü süreler farklı. Süreler farklı olduğu için bunları kıyaslayamayız. Ama biz kesinlikle şunu biliyoruz. Akıntının hızı herkesten küçük. Akıntının hızının herkesten küçük olduğu sadece bir tane şık var dikkat ederseniz. O da buradaki E şıkkı. Sorumuzun cevabı. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Şekildeki ırmağın akıntı hızı V olduğunda K ve L noktalarından suya göre V1, V2 hızlarıyla yüzen yüzücülerin karşı kıyıda çıktıkları noktalar arası uzaklıklar D1 oluyor. Akıntı hızı 2V olduğunda yüzücüler K ve L noktalarından aynı hızlarla yüzdüklerinde karşı kıyıya çıktıkları noktalar arası uzaklık D2 oluyor. Irmağın genişliği de D olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Öncelikle akıntı bu halindeyken bunlar nereden karşıya çıkar? Hemen bunun ucuna akıntıyı ekliyorum. Bunun da ucuna akıntıyı ekliyorum ve bunların yere göre hızlarını buluyorum. Şimdi buradaki yüzücünün yere göre hızı bu. Bu hızı tekrar ettiğimizde bunun nereden karşıya çıktığını zaten bulduk. Aynı şekilde bunun yere göre hızı bu. Bu hızı da tekrar ettiğimde bunun da karşıya işte tam olarak buradan çıktığını görüyorum. Aralarındaki uzaklık 1, 2, 3, 4, 5. Yani D1 mesafesinin 5 olduğunu buldum. Peki D2 mesafesi akıntı hızı bu sefer 2 katına çıkartılıyor demişti. Akıntıyı sağa doğru 2 yaptım. Bunun içinde sağa doğru 2 yaptım. Haliyle şimdi bunları bulacağım. Mesela L'den girenin yere göre hızı bu oldu. Bunu tekrar ettiğimde tabii ki de bunun şuradan karşıya çıktığını gördüm. Peki buradakini nasıl bulacağız? Buradakini maalesef biraz ne yapmamız lazım? Şekli büyütmemiz lazım. Yani şöyle bir tane çizdim 1. Şöyle bir tane çizdim 2. Şöyle bir tane çizdim 3. Şöyle bir tane çizdim 4. Aslında anlaşıldığını düşünüyorum ama yani aslında burada bir tane şöyle kare var. Bir tane de şöyle kare var. Tam buraya denk geliyor. Yani birisi buradan birisi buradan olduğu için aralarındaki uzaklık 1 2 3 4 5 oldu. Yani D2 mesafesi de yine 5 oldu. Akıntı ne yapmadı? Etkilemedi. Nehrin genişliğine de D demişti. Yani 1 2 3 4. D'ye de 4 dediğine göre D herkesten küçük oldu. D1 ve D2 birbirine eşit oldu. Sorumuzun doğru cevabı da C şıkkı canlarım. Bağıl hareketle ilgili kalan testlerinizi çözeceksiniz canlar. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.